IMF Dünya Bankası toplantıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de bazı şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Ciner Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar bizlerle birlikte. Ali, hem toplantılardan çıktılar üzerine baktığımızda hem de Bakan Nebati'nin yapmış olduğu temaslarda neler var bizlere aktarabileceğin? Evet, Dünya Bankası'ndan iyi yayınlar diliyorum. Biraz sonra G20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı olacak. Amerika Birleşik Devletleri bu toplantının bir kısmına katılmayacağını açıkladı Rusya'yı protesto edeceği için. Çünkü Rus Maliye Bakanı da bu toplantıya katılıyor. Ve ilk defa Ukrayna'nın üst liderleriyle Rus Maliye Bakanı karşı karşıya gelecek G20 toplantısında. Ve gözler biraz sonra basacak toplantıya çevrilmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de bu toplantıya katılıyor. Biraz önce IMF Başkanı ve şimdi de Dünya Bankası Başkanı basına açık soru cevaplı bir toplantı yapıyor. Ve ağırlıklı olarak gıda güvenliği konusunda açıklamaları görüyoruz. Hem IMF hem de Dünya Bankası liderleri gıda krizinin gelecek yıla sarkabileceğini, Avrupa'daki savaş Afrika'da kıtlığa yol açar mesajlarını veriyorlar. Ağırlıklı IMF ve Dünya Bankası toplantılarda gıda güvenliğini ve Ukrayna'daki savaşı söyleyebiliriz. Hazine Bakanı Nurettin Nebati geçen gün Amerika'daki ticaret odasıyla bir toplantı yaptı. Bu toplantıya iş dünyasından birçok temsilci katıldı. Bakan Nebati şu mesajı verdi. Potansiyel yatırımlara açık bir ülkeyiz ve Türkiye'ye gelin yatırım yapın mesajını verdi ve ayrıca Türkiye'nin ekonomik görünümü hakkında da açıklama yaptığını belirtebiliriz. Aynı zamanda yine G20 çerçevesinde Bakan Nebati bir toplantıda küreselleşmenin önemine vurguladı ve göçmenlik konusuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 çerçevesi içinde bir çalışma grubu kurulması önerisini tekrarladığını açıkladı Bakan Nebati ve bugün de hem G20 zirvesinde hem de bazı ülkelerin maliye bakanlarıyla da toplantısı devam edecek. Türkiye saatiyle gece 12'de de başka bir iş konseyinde iş dünyasıyla bir araya geleceğini söyleyebiliriz. Genel hatlarıyla şu andaki durum Dünya Bankası ve IMF toplantılarında ağırlıklı olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere dün IMF küresel büyümeyi de 4.4'ten 3.6'ya çekmişti ve piyasalarda buna karşı bir tepki vermişti, bilhassa enerji piyasası. Genel hatlarıyla bu şekilde biz de yakinen Dünya Bankası'ndan toplantıları takip ediyoruz. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu notlar için. Gedik Yatırım Ekonomisi